Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta borsamız 156.000'den 143.132 puan arasında gitti ve geldi. Daha önceki videolarımızda ben sizlere bir düzeltme beklediğimi, ancak bu düzeltmenin Finans Sohbet kanalı olarak 145.000'ler civarında gelmesi gerektiğini düşünüyorduk. Ancak borsamız bir rally daha yapmıştı. 158.000'lere kadar gelmişti. Ancak 156.000'lerde tutunamayıp 143.132'lere kadar düşmüştü. Bundan önceki videomda borsada destek ve dirençleri size ifade ettiğimde en kritik direncin 143.600 olduğunu sizlere ifade etmiştim. 143.600 bu hafta çalıştı. 143.132 olarak bu hafta satışların biraz hızlı ve sert olduğunu gözlemledim. Bu hafta neler olabilir? Nasıl davranmamız gerekiyor? Hangi hisse senetleri ucuz? Hangi hisse senetlerinde kademeli alım yapabiliriz? Ve bundan sonra gelecekte neler olacak? Türkiye borsalarını, Borsa İstanbul neler bekliyor? Bu kısa 8-10 dakikalık video içerisinde sizlere ifade etmeye çalışacağım ve bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. En önemli şey borsamızda 143.600'ün bu hafta çalışıp çalışmayacağını gözlemlemek. Geçen hafta ben neyi gözlemledim? Boğa almaya çalışan ve ayı olmaya çalışan insanlar var. Ayıların boğalara göre geçtiğimiz hafta güçlü olduğuna dikkat ettim. Aslında trend %49 pozitif, %51 negatif. Bu bağlamda önümüzdeki hafta en önemli şey 143.600'ün, eski tabirle 1436'nın çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor. Onu takip etmemiz gerekiyor. Peki bizler ne yapabiliriz? Ben her zaman için söylemiştim. Twitter'dan takip eden arkadaşlar da vardı. Kendimi 10 kademeye ayarlıyorum ve şu an 10 kademenin 3 kademesini bankalarda kendimi pozisyonlandırdım. Evet, kademeli alım için uygun yerler, daha da aşağı inerse daha da uygun yerler olabilir. Ancak şunu unutmamamız lazım. Borsa eninde sonunda bir risktir arkadaşlar. Sonuçta her şey bir risk. Yani bugün bir arabaya da biniyorsanız risk, uçağa da biniyorsanız risk. En basit tabiriyle hayattaysanız, yaşamdaysanız yaşam bile bir risktir. Çünkü yarın kimin sağ, kimin öleceği belli değildir. Sonuçta risksiz, %100 güvenli, %100 bir yatırım olamaz. Ben burada bir şey dedim veya %100 çalışacak veya %100 olacak diye bir şey yoktur. Burada önemli olan sizlerin kendi risk portföyünüzdür, risk analizinizdir. Buradan alacağınız herhangi bir hissenin, 143 binlerden kademeli alabileceğiniz hisseleri, evet siz acaba kaç yıl vade ile burada durabilirsiniz? Veya ne kadar süre içerisinde bu para size lazım olacak? Veya ne kadar zaman içerisinde siz bu hisseyi bozdurup nakde geçmek zorundasınız? Asıl bu soruların cevabı, şurada yaklaşık 50 bin abonem var. Herkesinkisi farklı farklıdır. O yüzden burada bir imbikten geçirip mantıklı bir şekilde size verebilmem kolay iş değil. O yüzden herkes kendi risk algısını kendisi belirler. Mesela benim için 2 yıl ihtiyacım olmayan bir parayla bankalardan kademeli olarak alışa geçebilirim bu noktalardan. Bu noktalar eğer bu hafta takip ettiğimizde 143.600'ü kırarsa ne dedik? En büyük kale 141.000. 141.000 veya 140.800'ü sanırım, oraları kırarsak artık borsa zaten kar satışını geçtik. Bu bir kar satışı değil. Bu borsada geçen hafta artık bir düzeltme hareketi içinde olduğumuzu söylemiştik. Eğer 140.800'ün aşağısına da inersek bu artık düzeltmeden ziyade bir piyasa değişikliği sinyalleri olabilir. Ben en baştaki videolarımda kar satışı nedir, düzeltme nedir, piyasa değişikliği nedir? Yani piyasa değişikliği trend değişikliğidir. Trend değişiyor mu, değişmiyor mu? Artık piyasa boğa piyasasından ayı piyasasına giriyor mu, girmiyor mu? Bunları karar verebilmek kolay işler değildir. Benim kendi şahsi fikrim, tecrübelerim ve teknik analizlerim, eğer 140.800'ü kırarsak biz bir piyasa değişikliğini söz konusu olabilir. Piyasa değişikliği de öyle kolay değildir. Piyasa değişikliği için elimizde ekonomik dataların, ekonomik verilerin veya kötü data unsurlarının veya bir şeylerin olması lazım. Veya ekonomi değerlendirme kuruluşlarından bize negatif puan verilmesi lazım. Böyle bir şey yok. Bilakis ekonomi ve değerlendirme kuruluşlarından en sert olan S&P durağan verdi. Buradan kötü bir şey geleceğini ben sanmıyorum. Şu an tek riskimiz ekonomik verilerde enflasyon. Enflasyonda da Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın çok ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ocak enflasyonunu da izleyip göreceğiz. Belki Ocak enflasyonu
risk olabilir. Piyasa bunu da fiyatlıyor olabilir. Yeniden piyasalarda yukarıya yönlü bir hareket edebilmemiz için 150 binin geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 150 bin civarında bir kapanış yapmamız gerekiyor. BIST 100 endeksine baktığımda birçok sanayi, gıda, ulaştırma, servis gibi şeylerin fiyatlı olduğunu ama evet abonelerim arasında birçoğunun bankaya hassasiyeti var faizden dolayı. Ancak maalesef banka hisselerinde ucuz olduğunu görüyoruz. Bunu hangi hisseler ucuz, hangi hisseler pahalı videonun sonunda döneceğiz. Önce bir dünya piyasalarına bakalım. Dünya piyasalarında neler var, neler yok bunları görelim. Evet, acaba biz düşüyoruz ama bizim içeride bir şey yok. Dışarıda bir şey var mı? Dışarıda da en önemli şey korku endeksi denilen bir endekstir. VIX endeksi. Bu VIX endeksini şimdi göreceksiniz burada. Mesela korona grafiğini göstereyim. Korona endişesiyle beraber VIX çok ciddi yükselmişti. VIX yükselince yurt dışı düşüyor. Yurt dışı düşünce bizde haber olmasa bile yurt içi de düşüyor. Yani böyle bir mantık düzlemi kurabiliyorsunuz. Evet, bu VIX korkusu düşerse dış piyasalar, yani bizim MSCI ligimiz veya dış ülkedeki borsalar da yükselir. Onlarla beraber içeride bizde olumsuzluk olmadığı sürece biz de yükseliriz mantığını kurmaya çalışır. Bir VIX'e bakalım, geri dönüp tekrar yorumumuza devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, burada VIX korku endişesini görüyorsunuz. Bu bir endeks, yani korku endeksi. Bakın şurayı gördüğünüzde, bakın buraya zirve yapıyor. Bakın 83'lere kadar geliyor. Tarihine baktığımızda 16 Mart 2020. Yani 16 Mart dünyada koronanın zirve yaptığı yerde, bütün dünya ekonomileri ve global piyasaların çöktüğü yerlerde bir endişeydi. Orada biz neyi görüyoruz? 83 VIX korkusunu görüyoruz. Ve buralarda borsa, yani VIX yükselmişse borsalar düşüyor demektir. Zaten ondan sonra borsalar yükselmeye başladı ve VIX korku endişesi düşmeye başladı. Bakın şuralarda tekrar yükselmişti. Buralarda borsa tekrar düşmüştü. Tekrar burada VIX yükseldi, düştü, VIX yükseldi ve VIX düştüğünde şuralarda falan zaten 20'lere geldiğinde korku endeksi bizim borsalarda 158 binlere doğru çıkmıştı. Ama bakın şurada bir şey oluyor. Bakın şurada bir tuhaf bir şey oluyor ve 22'den 26 Ocak'ta bir anda yükseliyor. Burada yükselince yurt dışı piyasalarda çöktü, MSCI ligi de çöktü, Türkiye biraz daha fazla çöktü ve satış böyle kar satışından düzeltmeye geldi. Bu bağlamda VIX neden 22'den 31'lere 32'lere kadar çıktı? O da şundan dolayı. Ben evet koronanın endekste fiyatlandığını sizlere ifade etmiştim. Ancak koronanın mutasyon olduktan sonra aşının imalatı, evet aşı imal ediliyor, üretiliyor. Ancak bunun bir kapasitesi var, bunun bir miktarı var. Dünyada da 8,5 milyar insan var. 8,5 milyar insan kolay bir sayı değil. Yani bunların her birinin kargolanması, nakliyelenmesi ve bunların bir düzen ve sıra içerisinde aşılanması zaman gerektirecek. İşin açıkçası insanlar aşı bulununca, aşı sanki olayı bir komple çözecekmiş gibi düşünülmesine rağmen aşı bulunduktan sonra bu kadar insanın aşılanma periyodu ve süreci de ortaya çıktı. Yurt dışı, özellikle Amerikalılar zaten böyle felaket senaryolarını çok severler. Felaket senaryoları işte göktaşı dünyaya çarpıyor, işte dünyada böyle bir virüs yayılıyor. Virüsten dolayı işte mutant insanlar falan çıkıyor. Böyle zaten Hollywood filmleri falan da hep bunun üzeridir. Ve bu tip felaket senaryolarını Amerikalılar çok severler. Ha böyle olunca Avrupalılarla beraber bir korku yayıldı. Korku yayılınca zaten piyasalarda bir çöküntü oldu. Yani Almanya şırınga bulamadı. Koskoca Almanya şırıngayı bulamadı. Dozu buldu. Dozun içine şırınga yapacak şeyi bulamadı falan. Böyle abidik gobidik şeyler. Ama ne oldu? Bunlar borsada satışı getirdi yurt dışında. Satışı getirince Türkiye'de de satış, zaten o tarafta bir rüzgar esse bizim burada fırtına kopuyor ve olay kar satışından düzeltmeye doğru geldi. Bu bağlamda bir de borsa grafiğimize bakalım. Ondan sonra ucuz hisselere dönelim. Borsa İstanbul'da geçen yapmış olduğum analiz duruyor. Hala burada yatayda, bakın şurada işaretlemiştim geçen videomda. Bu bir destek, yatay destek olduğunu, bakın 141 binleri gösteriyorum ben size. 141 binlere kadar bir düzeltme olabileceğini ve buradan tekrar yoluna devam ettiğini ve trendinin bozulmaması gerektiğini söylüyorum. Ve şuradan main bir trend çizersem borsada şu şekilde aslında, bakın şu noktalara kadar gelmiş. Bakın bu bir yükseliş trendidir. Nereden itibaren? 23 Mart 2020'den itibaren. Borsamızın trendi. Bakın aslında bu trend buradan devam ediyor. Şuralarda birer ayı tuzakları var. Onu da hatta şu şekilde düzeltirsem kabaca analitik olarak buralara kadar, yani 141 binlere kadar borsanın aslında hareket etmemesinin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Peki yükselişi devam etmesi için nereye geçmemiz lazım? Şu yatayı kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın çiziyorum yatayda ben sizler için. İşaretliyorum. Evet, şurayı bizim
geçmemiz gerekiyor. Bu da 150.779, yani eski yeni rakamla 1507.79 oluyor. Dünyada bir yeniden en fazla şu an piyasaları etkileyen, daha önce artık koronanın fiyatlandığını söylemiştim. Ancak koronanın aşılama sürecinde çıkan gelişmiş ülkelerdeki sıkıntılardan dolayı, VIX korku endişesinin biraz yükselmesinden dolayı bizler de düştük. Bizler ne yapabiliriz? Sanayi şirketlerine baktığımızda sanayi şirketlerinin biraz fiyatlandığını gördüm. Sanayi şirketlerinden evet kendi risk algımızı bilerek kademeli ucuz bulduklarımızı alabilirsiniz. Ancak ben bunlar içerisinde en ucuz X Bank'ın olduğunu görüyorum. X Bank'ta uzun vadeli veya orta vadeli düşünürsek evet Akbank'tı ama Akbank'tan Mart ayından itibaren Akbank İş Bankası'nın altındaydı. Ama şimdi İş Bankası biraz daha aşağıda, Akbank biraz daha yukarıda. Eğer bankalar arasında bir sıralama yapmam gerekirse ben kamu bankalarını pek düşünmüyorum şahsi olarak, Vakıfbank ve Halkbank'ı. Çünkü üzerinde biraz baskı olan bankalar olduğunu düşünüyorum. Özel bankalar içerisinde ise en ucuzunun İş Bankası, daha sonra Akbank, daha sonra Yapı Kredi Bankası ve daha sonra Garanti olduğunu düşünüyorum. Mesela bunlarda en basiti İş Bankası'ysa nereden alırız, nereden satarız, kademelerimizi nereden kullanırız? Buna bir bakalım, tekrar dönelim. Evet, bankalar zaten 3 aşağı 5 yukarı genelde İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası beraber paralel hareket ederler. Yani birisi belki 3 kademe 5 kademe öndedir, biri belki 5-6 kademe geridedir ama genelde hareket kabiliyetleri hep aynıdır. O yüzden bunlar içerisinde en ucuzu İş Bankası seçtim ben. Bu görmüş olduğunuz grafik hangi tarihten itibaren? 4 Ağustos 2020'den itibaren İş Bankası'nın gelen bir grafiğidir mesela. Burada çizmiş olduğumda mıknatıs modunu da etkinleştireyim, daha net görelim. Evet, burada gördüğümde İş Bankası'nın bu alttan gelen trende çok yakın bir yerlerde olduğunu görüyoruz. Burada gördüğümde yatayda bu trendin temas noktasının 5,89 olduğunu, İş Bankası'nın 6,14'te olduğunu görüyorum. Evet, nereye doğru çekilebilir? Eğer trend değişikliğinden bahsetmiyorsak 6,14, 5,89. Evet, bu 6,14 ve 5,89'larda kademeli olarak İş Bankası veya İş Bankası'nın muadili olan Akbank, Yapı Kredi gibi bankalar alınabilir. Evet, nereler, nereye kadar yükselebilir? Ve şu kanala baktığımızda, şuradan bir kanal oluşturduğumda, bakın şu kanalın içerisinde, yani şurası Mart ayı, Mart ayından itibaren İş Bankası'nın çok güzel bir kanalda hareket ettiğini görüyoruz. Yani şurada satıyorsunuz, şurada alıyorsunuz, şurada sat, şurada al, şurada al, şurada sat ve buralarda al ve nerelerde sat olabilir? Hedef fiyat olarak bu grafiğe göre konuşuyorum. 8,13'ler, 8 liralar olabilir. Bu İş Bankası özelinde değil, İş Bankası özelinde diğer o Akbank, Yapı Kredi, Garanti'de de bir teknik analiz yapılabilir. Evet, zaten gördüğümüzde çok fazla bir fiyat kazancı olmadığını sizlere burada görüyoruz. Hala bankalarda bir getiri olduğuna inanıyorum. Evet değerli arkadaşlar, bu hafta dediğim gibi 143.600'ü takip etmemiz lazım. 143.600'ü takip etmemiz, eğer bu da kırılırsa 141.000'e kadar bir düzeltme hareketi olabilir. Önümüze devam edebilmemiz için de 150.000'leri geçmemiz, eğer 150.000'leri geçersek de ondan sonra konuşmamız gerekiyor. Ben Fitch ve Moody's'den en azından görünümde Türkiye'de pozitif not bekliyorum. Ancak Ocak enflasyonu beni biraz endişelendiriyor. Ocak enflasyonu için şu an ekonomi kurmayları, bürokratları da sert ve hızlı bir şekilde özellikle gıda fiyatları üzerinde çalıştığını haber akışlarında görüyoruz. Yani eğer bundan sonra borsanın yükselebilmesi için en güzel haber enflasyonun düşmesi, enflasyon düşerken bizim faizleri aşağı indirmemiz, enflasyon düşecek, faizleri aşağı indireceğiz, dolar sabit veya aşağıya ve yatayda kalacak. Bu borsaların en sevdiği harekettir. O zaman borsalarda 180.000'lere doğru çok güzel bir hareket başlar. Değerli arkadaşlar, bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerim asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Önümüzdeki hafta herkesin istediği gibi gönlüne göre bir hafta olmasını dilerim. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.